Şuraya Şey uzak. Arkası baktı. İşte onun için söylüyorum. Tamam aç canım şey. Pardon. Yüksek sese ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, değerli nasılsınız? Sevgili halkımız. Şu anda bir de anayasa mahkemesi önünde bulunuyoruz. Vekillerimizin, eş başkanlarımızın tutukluluğunun 217. günü ve anayasa mahkemesine ilk başvuruyu yaptığımızdan itibaren de 203 gün geçti. Ve biz hala bu ülkede hukukun kanununa olan inancımızla, var olması gerektiğine olan inancımızla adalet arıyoruz ve Anayasa Mahkemesi'nin kendi iştahını uygulamasını bekliyoruz. Dün maalesef aslında hukukun ciddi biçimde ayaklar altına alındığı AKP Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk ve üstelik de bir iftar sırasında bu açıklamalar yapıldı. Gerçekten hepsi suç oluşturan açıklamalardı bunlar. Belki gerçekte hukuk olsaydı o zaman bununla ilgili de savcıların harekete geçmesi gerekirdi. Çünkü tutuklu olan insanlar için, vekillerimiz için terörist vekiller demek, bunun yanı sıra tutuklu olan insanlar için cezalarını çekseler bile dışarı çıktıklarında halkımız onlara cezaları verecek demek aslında yargının, adaletin yerine geçmektir. İşletilmek istenen hukuk budur ama biz bunu bekletiyoruz ve hakimleri, savcıları da cesaretle davranmaya ve öncelikle vekillerimizi derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Ben şimdi sözü sevgili Mithat Hocamıza. Teşekkürler. Bundan önceki açıklamalarda söylediğimiz gibi aslında konuşması gereken bir şeyimiz. Konuşması gereken Anayasa Mahkemesi'nden başta konuşması gereken hala bu ülkede demokrasi ve hukukun kurtarılabileceğine inanan demokrasi güçlüydü. Onların seslerini çıkarmaları gerekiyor. Biz burada tekrar buraya gelmemizin nedeni Anayasa Mahkemesi'ne görevini hatırlatmaktır ve şu uyarıyı bir daha kamuoyunda paylaşmaktır. Eğer hukuk bu kadar çok fazla ayaklar altına alınırsa kör kuyuya dönüşür. Ülke ve sistem kör bir kuyuya dönüşür. Hatta acımasız bir girdap haline gelir. Sonunda herkesi içine alır. En fazla bundan zarar görecek olanlar da bu kuyunun körleşmesine katkıda bulunanlardır. Hakimlerin burada sorumluluğunun çok özel olduğunu altını çizmek isterim. Çünkü en büyük tahribatı bizzat kendileri korkarak veya başka sebeplerdir. İktidarın istediği gibi davranmakla veriyorlar. Hakimler iktidara biat ettikçe ülkede karanlığı da kör kuyu durumunu da daha derinleştirirler. O nedenle Anayasa Mahkemesi üyelerine tekrar sesleniyoruz. Vicdanlara değil, akıllarına sesleniyoruz. Kendi akıllarına biat etsinler, hukuka biat etsinler, iktidara değil. Her iktidara hakimlerin her biat eylemi bu ülkede milyonları yeniden mağdur etmek gibi vahim bir sonuç doğurur. Bu mağduriyetlerin vebali en başta elbette siyasal iktidardadır ama bunlara dur demeyen yargı mensupları da bu vebalin ortaklarıdır. Tekrar çağrımızı burada ifade edelim. İçtihadımız bellidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine sesleniyoruz. İçtihadımız bellidir. Bu vekillerimiz ve eş başkanlarımızla ilgili davanın ne olduğu da belirtiyor. Yapılacak şey açık. Bu kadar gecikmenin hiçbir makul ve meşhur sebebi yok. İçtihatlarımıza, evrensel hukuka,
uyku kararınızı bir an önce verin. Aksi takdirde hukuka değil, aklınıza değil, kendi içtihadınıza değil, iktidara biat ettiğiniz ithamı hep canlı kalacak. Ama şimdi gelecekte de hep yüz yüze kalmak zorunda olacaksınız. Ben bir şey diyeceklerim kadar bir şey. İki milletvekilinin yurttaşlıktan çıkarılması süreciyle ilgili olarak bir şey söylemek ister misin? Yani aslında tabii buraya geldiğimizde konu dışında son olarak cevaplarım ama ilk videoda görüyoruz ki her türlü yöntemi kullanmayı mübah sanıyorlar. Özellikle HDP'yi tasfiye etmek veya susturmak söz konusu olduğunda akla gelmesi zor yöntemleri bile piyasaya sürüyorlar. Bir insanı yurttaşlıktan atmak, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan o tecrübeler ışığında en büyük insan hakları ihlali sayılıyor. Bakın, insan hakları evrensel bilgisinin temelinde insanların haklara sahip olma hakkı ilkesi ve vatandaşlarımız yüz milyonlar var. Nazi uygulamaları, Nazilerin işgal ettiği ülkelerde uygulamalarıydı. İnsan hakları hukuku ve mücadelesi uluslararası alanda da yurttaşlığı iktidarların keyfi tasarrufundan çıkarmak için pek çok tedbir aldı. Şimdi iktidar bütün bu birikimi yok saymakla aslında konumunu nereye yerleştirdiğini de açıkça gösteriyor. Evet, 1933-45 arası totaliter mantığa ve zihniyete sığınıyor. Bundan vazgeçme çağrımızı ineliyoruz çünkü bu da büyük bir günahtır, büyük bir ayıptır ama aynı zamanda insan hakları hukuku ve insancı hukuk açısından suçtur. Bugün darbelerin kınayanları tabii aynı şekilde 12 Eylül'de yapılan uygulamalara benzer uygulamalar yapmaları da ayrıca dikkat çekici. Yani bu da darbenin bir başka türlü uygulanmasıdır. Çünkü biz bunları 12 Eylül'de de yaşamıştık. Başka soru yoksa teşekkür ederim. Teşekkür ederim.